İyi akşamlar Hayat Televizyonu izleyicileri. Körfez'den Notlar'dan hepinize merhabalar. Körfez'den Notlar bu hafta size Gebze'den seslenecek. Gebze'de Emek Partisi, Gebze İlçe Örgütü'nün çağrısıyla gerçekleştirilen paneli ekranlarınıza getireceğiz bu hafta. Panelde ağırlıklı olarak işçi sınıfına dönük saldırılar konuşuldu aslında. Kıdem tazminatlarının fona devri. Şu an meclise sunulan özel istihdam büroları ve kiralık işçilik gibi düzenlemelerin aslında ne anlama geldiği ve işçi sınıfı açısından ne anlam ifade ettiği tartışıldı. Bölgede yaşanan gelişmeler, çatışmalı süreç, Orta Doğu'da yaşanan gelişmeler üzerinden de işçiler neden savaşa karşı çıkmalı gündemleri tartışıldı. İki bölümden oluşuyordu panel. İlk bölümünde sunumlar gerçekleştirildi. Panelistler HDP İstanbul Eski Milletvekili Abdullah Levent Tüzel ve avukat Murat Özveri'ydi. Sunumların ardından da soru cevap bölümünde işçiler hem sorularını sordular hem de aslında yaşanan gelişmeler karşısında nasıl bir mücadele verilmeli bunu ifade ettiler. Şimdi de paneli ekranlarınıza getiriyoruz. Kıdem tazminatı nedir? Bir tazminat mıdır, ücret midir, ikramiye midir? Bu sorunun yanıtını net vermemiz önemli. Yani bir hat örmemiz açısından önemli. Baskın görüş bize kıdem tazminatının bir tazminat olduğunu, işverenin, işçinin iş yerindeki sadakatinin karşılığı olarak verdiği bir ikramiye olduğunu söylüyor. Oysa işçi hareketi çok uzun bir süredir, unuttuk hatırlamak için söylüyorum, kıdem tazminatının bu niteliğine itiraz etmiştir. Kıdem tazminatı ne ikramiyedir, ne tazminattır, ne iş güvencesini ikame edecek olan bir kurumdur, ne işsizlik sigortasının yerine var edilmiş bir kurumdur. Kıdem tazminatı ücrettir. Karşılığını işçinin peşin peşin çalıştığı ama alması için iş sözleşmesinin sona ermesini beklediği bir ücrettir. Ve dolayısıyla eğer biz bunu ücret olarak kabul etmişsek, karşılığında da işçi çalışmışsa, artık onun üzerinde hiç kimsenin, işçinin dışında tasarruf edememesi gerekir. Ben karşılığını önceden çalışıyorum. Çalıştığım bu karşılık bana 10 yıl, 15 yıl her neyse bir yılı doldurduğum süreden sonra ödenecek. Hukuki tabirle muacelliyet kazanacaktır. Hakkın doğumu farklıdır. Hakkın talep edilebilir olması farklıdır. Hak ben çalıştığım zaman doğmuştur. Talep edebilmem için ise süre ve iş sözleşmesinin belli şekillerde sona erdirmesi koşullarının gerçekleşmesi gerekir. Bu bir. İki, kıdem tazminatı ücret olduğu için tavanla sınırlandırılmış olması angarya yasağıdır. Angarya'ya girer. Ben karşılığını çalışmışımdır. Kıdem tazminatına getirilen tavan sınırlamanın kendisi de bu nedenle temel bir hakkın sınırlandırması ölçütleriyle bağdaştırmak mümkün değildir. Nitekim yine unuttuk, 1980 Mayıs'ında kıdem tazminatına getirilen tavan sınırı Anayasa Mahkemesi iptal etmişler demiştir. 1980 Mayıs'ıyla 1980 12 Eylül Ekim arasında kıdem tazminatını alan işçiler hiçbir tavan sınırlamasına tabi olmaksızın kıdem tazminatlarını aldılar. Burası da önemli. Şimdi o zaman Anayasa Mahkemesi'nin iptal etmiş olduğu kıdem tazminatı asgari sosyal Sigortalar Kurumu prim tavanı ile ilişkilendirilmişti. Kıdem tazminatı diyordu, en fazla SGK tavanı kadar olur diyordu. Biz
elimizdeki hakkın hukuken ne olduğunu, niteliğinin ne olduğunu bir kez daha anımsayıp net olarak belirlemek ve bu tartışmalarda var olanı değil, var olanın ötesinde olması gerekeni savunmalıyız. Kıdem tazminatıma dokunmanın hemen arkasından gelmesi talep, kıdem tazminatında tavanı kaldır ücret. Kıdem tazminatının hak ediş koşullarını sınırlandıran, sadece işçinin haklı, işverenin haksız fesine ya da bildirimli fesine indirgeyen düzenlemeyi ortadan kaldır. Bunun karşılığını ben çalıştım. Kıdem tazminatını her halükarda iş sözleşmesi sona erdiğinde kullanmadığım yıllık ücretli izinler gibi bana ödenen bir para haline getir ve bırak bunu ben toplu iş sözleşmeleriyle tavana ya da herhangi bir sınırlamaya tabi olmaksızın işverenle toplu sözleşme hakkım çerçevesinde belirleyeyim. Bizim durmamız gereken mevzi bu. Kıdem tazminatımıza dokundurtma yetmiyor, dokunuyorlar. Nasıl 80'de Anayasa Mahkemesi'nin iptalinden sonra hemen darbeyle dokundurlarsa bugün de dokunacaklar. Ama nereden ne kadar dokunacaklarını da bir daha söylüyorum. O kadar akıllıca tartışıyorlar ki bunu da kestiremiyoruz. Büyük bir olasılıkla ölüye, ölüyü gösterip hastalığa razı edecekler gibi bir durum gerekiyor. Kiralık işçiye geçeyim, hızlı geçeyim biraz, ondan sonra borularla şey yapalım. Şimdi bir kanun tasarısı olduğu zaman ben hemen gerekçeye bakarım. Çünkü gerekçede güzel şeyler yazar. Ve genellikle o güzel şeyler yazanlarla çelişkili de hükümler olur. Aslında bakmadan tahmin etmiştim. Mutlaka bunlar esnekliği referans alacaklardır diye, ama esneklik o kadar deşifre oldu ki, o kadar ifşa oldu ki işçinin haklarını götürmeye, bunu da süsleyeceklerdir diyordum. Nitekim süslemişler. Güvenceli esneklik demişler. Şimdi arkadaşlar, altını hemen çizelim. Esnekliğin önüne, arkasına güvenceli, çok çok güvenceli, özgüvenceli, bilmem ne getirirseniz getirin. Yıllardır söylüyorum. Eğer işçinin korumasının yanına esneklik cümlesini getirirseniz elde edeceğiniz koruma sıfır olacaktır. Şöyle bir matematiksel denklemle de ifade etmiştim. Biliyorsunuz çarpım işleminde sıfır yutan elemandır. Bir büyüklük ne kadar büyük olursa olsun sıfırla çarparsanız, bir trilyonu da sıfırla çarparsanız elde edeceğiniz sonuç sıfır olacaktır. Ne kadar süslerseniz süsleyin, ne kadar çok güvenceli derseniz deyin. Eğer korumanın yanına esnekliği getirecekseniz elde ettiğiniz koruma sıfır olacaktır. Esneklik işçinin korumasını en alt düzeye, Azize Hanım, dibe vurdurmak için oluşturulmuş süslü bir kavram olmanın ötesinde başka bir şey değildir. Üstelik de başlı başına bir modeldir. Güvencesizlik üzerinden işçileri terbiye etmeye yönelik. Dünyadaki uygulaması da böyledir. Sanıyorum 2 hafta ya da 3 hafta önce de Evrensel'de Amerika'daki örneklerini vererek yazmıştım. En sonunda Amerika olduğunu söylemiştim. Çünkü Amerika'daki aslında yaşananlar bugün de Türkiye'de hemen hemen kayıt dışı olarak birebir yaşanıyor. Birebir yaşandığı için de diyorlar ki ya yasa çıkartmasak da zaten bunun uygulamada var. Ama bugün uygulamada var olana biz dönüp yasa dışıdır diyebiliyoruz. Yasayı çıkarttığınız andan itibaren artık yasa dışıdır diyemeyeceğiz. Yaptıkları tüm yasa dışı istihdam biçimleri yasal bir güvenceye kavuşmuş olacak. O nedenle de uygulamada var, var olanı işte ise yasal bir düzenlemenin içerisine alalım demek demagojiden öte bir anlam ifade etmiyor. Var olanı yasal güvence içerisine alacaksan o zaman koruma getirerek alacaksın. Peki. Kıdem tazminatı, bu özel istihdam büroları, esnek çalışma modelleri aslında yeni değil. Yani parlamento bekleme odasında, cesetler buzdolabında, derin dondurucuda, ama bu işçi sınıfına saldırı anlamına gelen bu çalışma modelleri ve dayatmalar da aslında hem sermaye dünyasının hem de AKP hükümetinin zaten heybesinde duruyordu. Ben işte 2011 24. dönem Haziran seçimlerinde parlamentoya gittiğimde bunları her konuşmalarda, bütçe görüşmelerinde ve uygulamalarda zaten gündemdeydi. Ulusal istihdam stratejisi dedikleri, adını verdikleri
bize de işte Avrupa Birliği ile uyum anlaşmaları çerçevesinde sundukları, kaynağını oradan alan, yine kapitalist ülkelerden alan ve işte rekabet edebilir olmanın gerekleri. Ama tabii bunu bize böyle değil de işte biz istihdamı, yani üretimi ve çalışmayı büyüteceğiz, güçlendireceğiz, işsizliği önleyeceğiz diye sundular. İşte 1 Kasım'da seçilen hükümet de ilk eylem planı diye sunduğunda, hatırlıyorsunuz, 1300 lira asgari ücret, işte sözümüzde durduk dediler. Ardından da kadın istihdamını büyütmek ve işte hani çok çocuk ve geleceğe yatırım adı altında yeni genç iş gücü yaratmak adına biliyorsunuz işte doğuran kadınların da desteklenmesi, uzaktan çalışma modelleriyle bu şeye, çalışma hayatına da bunların sokulması gündeme getirildi. Gerçek anlamıyla bir güvence yok. Güvence tek olabilecek şey tabii ki bizim örgütlü gücümüz. Örgütlü olmak, hak mücadelesi içerisinde olmak, sendikalı olabilmek. Dolayısıyla çok yönlü bir kuşatma altındayız. Bu kuşatma şimdi esnek çalışma modelleriyle yoğun sömürünün yoğunlaştırılması ve en dezavantajlı duruma, hani en aşağıya doğru basılan, işte cezaevinden çıkmışlar, hamile kadınlar, mülteciler benzeri en dezavantajlı, engelli olmak mesela. Şimdi bunların sözde korunması gerekirken, şimdi topun ağzına sürülen, adeta en yoğun sömürüye tabi tutulan kesimler. Memlekette bu açıdan tabii bereketli. Bir tarafıyla tam bir açık pazar, büyük gelişmiş kapitalist ülkelerin üzerinde proje yürüttüğü, at oynattığı, istediği imtiyazlarla yatırım yaptığı bir alan. Şimdi de biliyorsunuz işte mülteci pazarlığı, Avrupa bir yedek iş gücü olarak bakıyor ama kontrollü geleceksiniz diyor. Şu aklıma geldi, biliyorsunuz Tayyip Erdoğan bu 5 yıl boyunca Suriye'deki gelişmeleri açıklarken, kapıları Suriye'de savaştan kaçanlara açarken çokça şeyin altını çizdi. Bu bizim insanlık görevimizdir. İnsanlık mı? Evet, tamam, insanlık, doğru. Savaştan kaçana, işte çocuk, kadın, yaşlı, şey neyse, yerinden yurdundan edilene tabii ki kapılarınızı açacaksınız. Ama Merkel'le Avrupa Birliği yöneticileriyle pazarlık yaparken bu insanlık neredeydi? 3 milyarsa hiç yanaşma bile yanıma diyen Cumhurbaşkanı. Yani bu zora düşmüş, savaştan kaçmış, insanlığa sığınmak isteyen mültecilerin, özellikle hem Orta Doğu politikası hem ülkedeki savaş ortamını büyütmek isteyen Tayyip Erdoğan ve AKP'nin, yani sermayenin bugünkü en saldırgan partisi ve onun yöneticilerinin insanlığı, baktık ki 3 milyar avroya şey yapmış durumda, sıkışmış durumda. Savaş bizden kaybedecek, kaybettirecek. Savaş, güvenlik ve işte şiddet, terör benzeri kavramlar önümüze geldikçe demokrasi, gösteri hakkı, sözleşme hakkım, sendika hakkım, şu bu gibi anayasal haklar daha aşağıya doğru bastırılacak. Demokrasi kaybedecek, birlik kaybedecek, işçi sınıfının direnme gücü kaybedecek. Böyle bir denklem, böyle bir ikilem söz konusu ve şimdi biz bunları hani ileride olur diyebileceğimiz bu durum değil. Bu şimdi, şu anda bunu yaşıyoruz zaten. Sömürü, savaş ve bir diğer kuşatma sendikalar. Sendikaların ihanet içerisinde oluşu. Sendikaların uzlaşma, teslimiyet içerisinde ya işte biz işverenle işçilerimiz adına pazarlık ederiz. Sonunda bir uzlaşma buluruz. Uzlaşmadır bizim amacımız diyerek en ilericisi, en devrimcisi görüneni işçilerin karşısına çıkıp bize iyi bir ücret verirlerse bu fabrikayı ihya ederiz. Bu fabrikayı en güzel şekilde çalıştırırız. En iyi üretimi yaparız deyip aslında kapitalizmin
nemenen bir yıkıcı, işçileri parçalayıcı, işçinin posasını çıkartan bir sistem olduğunu gizleyen bir takım sendikacılar ortalıkta boy gösteriyor. O nedenle işçi sınıfımızın bütün bunlar karşısında gerçekleri görmesi en önemli mesele. Savaş konusunda, Kürt sorununda ve işte bu kıdem tazminatı benzeri meselelerde işin doğrusu nedir? Çünkü karşımızda bir yalan şeyi var, imparatorluğu var. Karşımızda her şeyi ters yüz eden, kapkara bir şekilde önümüze getiren, medyasını da bunun için kullanan bir şey var. Başkanlığı da o şekilde getiriyorlar. Diyorlar ki ya parlamento şimdi hem parlamento hem başkanlık böyle olmaz. Beni halk seçti. Ben halk seçmişken ben yerimde oturur muyum? Tayyip Erdoğan'ı tanımamış bunlar diyor. Şimdi böyle rahatlıkla konuşuyor. Halk seçti de onu sanki sen gel başkanlık yapasın diye mi seçti, halk sana oy verdi? O zaman önüne geldi, referandum yapıldı. Evet, halkın seçtiği bir cumhurbaşkanı da olabilir dendi. Çünkü o dönem sadece bu konuşuldu. Vay, bu anayasadaki yetkiler bana yetmiyor. Ben daha fazlasını istiyorum diyerek, bu iddiayla kimse o istemedi halktan referanduma giderken. Ama diyor ki siz beni tanımamışsınız. Ben öyle hani başbakan orada şey yapacak, ben de burada duracağım. Anayasadaki yetkilerle sınırlılık olur mu diyor. Olmaz diyor. Ben işte öğretmen atamasında da konuşuyor. Muhtarları da karşısına alıyor. Bütün bir toplumu faşizm üzerinden, gericilik üzerinden ve en çok da din üzerinden, milliyetçilik üzerinden örgütlüyor. Bugün İşçi sınıfımızı tehdit eden en önemli olgulardan bir tanesi de bu din istismarıdır. Suriye'de, Orta Doğu'da, bölgede ve topraklarımızda din en çok politik bir argüman haline gelmiştir. Bakın, inanç demiyorum. İnanç farklı bir şey. Herkesin inancı, ibadeti, buna göre bir yaşam tarzı belirlemesi o şeydir, anlaşılır bir şeydir. Aslında laiklik dediğimizde de bizim tarif ettiğimiz şey budur. Ama din dediğimiz şey, yani bugünün İslamiyet şeyleri, modelleri, kuralları, İslamiyet'i bir devlet biçimi olarak belirlemiş sistemler, bakın işte Suudi, Katar, Türkiye, bunlar şimdi el birliğiyle bir rota çizmeye kalkıyorlar. Gerekçeleri terörle mücadele, ama aslında asıl niyetleri Suriye'de hakim olacakları bir Sünni bölge yaratmak. Bu toplum içerisine de aslında, bizim içerimize de yansıdı. Yani din kurallarıyla çalışma hayatına da, toplum hayatına da, evimizin içine de, aile yaşamına da, her şeye şey vermek, biçim vermek. Bakın, her yerde gösteriyorum. Spina Towers, İstanbul'un göbeği. Bir zenginlik bir zenginlik. Ülke kalkınmış, değil mi? Devasa bir yapı. Heyecanlanıyorum da, öfkeleniyorum da. Biraz işçilerin bunlara karşı öfkesi olacak. Bu zenginlik. Ama bu zenginlik bunun üzerinden yükseldi. Sonra maden işçilerinin, 301 madencinin soğuk hava deposundaki cesetleri. Bunu yapanla bunu yapan bir. Aynı sermaye grubu. Bu ölümlerin üzerinde bu zenginlik yükseldi. Önümüzdeki dönem bu yasallaşacak, daha yasal hale gelecek. Türkiye'nin her yeri bir Soma gibi olacak. Ama bu zenginliğin üzerinden bunlar belki Kroman'da yükselecek, Sarpustan'da yükselecek. İstenen bu. Bak, gencecik çocuk. 13 yaşında, Adanalı Ahmet, yoksulluktan dolayı okuldan çıktıktan sonra bir pres atölyesinde çalışıyordu ve başı o pres atölyesinde ezildi. Küçük bir işletme, böyle büyük sermaye grubu falan dedi. Bu çocuğu aldılar, Yakapaça hastaneye götürdüler. Dalga geçer gibi o işletmenin sahibi şunu söyledi. Ya otomobil çarptı, İşte yakalayamadık, getirdik. Memlekette biraz vicdanlı doktorlar kalmış da bu ezilmenin otomobil çarpması olmadığından ortaya çıktığını söylediler. Presle ezildiğini belgelediler. Komik bir savunma yaptı mahkemede. Dedi ki tahliyesini isterken. Ben dedi tekvandocuyum. Dünya tekvanda şampiyonası var. Onun için
oraya katılmam gerekiyor, beni tahliye edin. Bakın bunu hepimiz bileceğiz Adana'da. Tahliye ettiler, mahkeme sonuçlandı, 30 bin lira para cezası çıktı. Ve onu da 24 taksitle ödettiler. Bir şey söyleyeceğiz o zaman. Biz bütün bu talana karşı buradan da bir irade çıkarmamız gerekiyor. Yaşam hakkımız yok fabrikalarda. Mesela dünyanın her yerinde hep altı çizilmesi gereken şeydir. Bireysel iş yasaları güvence getirmez. Bireysel iş yasaları en azı asgarisini gösterir. Ben kendi kendine yardım ilkesiyle, kolektif haklarla, özgür toplu pazarlıkla bu işi alırım. Ve bu özgür toplu pazarlık derken de sosyalizmden ya da bir kapitalizm dışı bir ekonomik formasyondan bahsetmiyorum. İLO söylüyor. Sendikaların saflığı ilkesi diyor. Bakın çok basit. Bir sendikanın sendika olabilmesi için bir bağımsız saflığı ilkesi, işverenden ve hükümetten bağımsız olması. İki, işçinin gücünü temsil etmesi. Temsil gücüne en fazla sahip, eski tabiri dahi en fazla temsil kabiliyetine haiz sendika deniliyor. 60'lı yıllarda daha güzel ifade ediyor. Ve yatay örgütlenmeler üzerinden gidiyor arkadaşlar. İnanamazsınız. Diyor ki işçi temsilcisi. Abi sendika temsilcisinin yanında işçi temsilcisi olmasına yönelik hiçbir engel yok. Fransa'da bakın yetkili olabilmeniz için örnek vererek bitireceğim. Fransa'da bir sendikanın toplu sözleşme yetkisini isteyebilmesi için, hani bizde baraj var ya, orada da aynı şeyi isteyebilmesi için işçi temsilciliği seçimlerinde en az %30 oy alan bir sendika olması gerekiyor ülke genelinde. Şimdi işçi temsilciliği derken bazı iş yerlerinde 50 ve daha azlarda tek bir temsilci, bazı yerlerde işçi konseyleri var. Her sendika bu konseylere aday gösterip adayını seçtirmeye çalışıyor. Örgütlü olsun olmasın, yetkili olsun olmasın. İşçi temsilciliği seçimlerine girip de %30, bu %30'da yanılıyor olabilirim. Kitabıma bakmak lazım. Hafıza karışıyor ama belli bir oran, hadi %10 diyelim, belli bir oranı işçinin gücünü almamış olan yetki bile isteyemiyor. İşte buna da en fazla temsil kabiliyetine sahip sendika deniliyor. Fransa'da diyorlar ki iş üyelik %10. Doğru. Düşüyor belki daha da büyüyor ama Fransız sendikaları genel grev çağrısız yaptığı zaman katının %80'lere çıkıyor. Çünkü toplu sözleşmeden yararlanmak üyelik koşuluna bağlı değil. Başka bir sistem var. Yani bunun detayına girersek saatler sürer. Özeti şu, Türk Endüstri İlişkiler Sistemi sendikalaşmama üzerinde kurgulanmış bir sistem. 12 Eylül'den beri bunu deşifre edip o sistemin alternatifini uluslararası hukuktan aldığınız güçte Renault'dakinin önünü açarak, öbürünü açarak, bunun bir adım ötesi toplu pazarlıktır. Var olan sözleşmeye rağmen toplu pazarlıktır. Sadece ekzam değil, tamamıyla yöneliğe doğru gitmediği sürece bu adamlar bu sistemde asla değiştirmeyeceklerdir. Birleşmek, olabildiğince işçilerin bu parçalanmışlığı ve bölünmüşlüğü karşısında saflaşmasını sağlamak, bütün dikkatimiz bu yönde olacak. Nazmi arkadaşımızın şeyleri, onları aynen ben de şimdi meclisteki kürsüde benzer şeyler, onu hatırladım birden. Onu, o çarpıklığı göstermemiz gerekiyor. Çok açık yani, orada bir sınıf eşitsizliği var. Bir kapitalizmin dünyası, bir de işçilerin dünyası var. Bu iki dünyanın karşı karşıya gelmesini ve aslında emperyalistlerin hakikaten bu savaş, diyelim ki Türkiye'yi bu önlenemedi, bu savaşı durduramıyoruz, bu savaş daha çok parça, ama buradan bir devrimin, bir sınıf egemenliğinin, işçi sınıfının egemenliğinin çıkması için, halkların kazanması için artık kollarımızı sıvayacağız. Gebze'li işçilerin mücadele çağrısıdır. Asgari ücret zammı, biz işçilerin beklentisinin gerisinde kalmış, net 1300 lira olacak denilen asgari ücret, asgari geçim indirimi ile birlikte bu rakama ulaşmış. Üstelik zammın 110 lirasında hazineden karşılanacağı ve yeni zammın bir yıl içinde geçerli olacağı ifade edilmiştir. Yeni yılla birlikte ardı ardına gelen zamlar ise asgari ücrete yapılan bu zammı alıp götürmüştür. Biz Gebzeli işçiler olarak emeğimizin gerçek karşılığını almak, insanca bir yaşam için sendikalı sendikasız ayrımı yapmadan tüm ücretlere ek zam talep ediyor, temel tüketim maddeleri başta olmak üzere elektrikten suya, ekmeğe kadar gelen zamların geri çekilmesini ve zamların durdurulmasını istiyoruz.
Renault işçilerin günlerdir her türlü baskı, tehdit ve bölme girişimlerine rağmen ekzam talebiyle sürdürdükleri mücadeleyi Gebzeli işçiler olarak selamlıyor. Bu mücadelenin başarısının Renault işçilerinin yalnız bırakılmamasından geçtiğini biliyoruz. Taleplerimizin hayat bulabilmesi için tüm iş yerlerinde eş zamanlı olarak çeşitli eylemlerin en kısa sürede hayata geçirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Hükümet bir kez daha biz işçilerin kazanılmış haklarının gaspını gündemine almıştır. Özel istihdam büroları ve kiralık işçilik düzenlemesi görüşülmek üzere meclise gönderilirken, kıdem tazminatlarının fona devri, taşeron ve esnek çalışmanın yaygınlaştırılması yeniden gündemdedir. İş güvencemiz geleceğimiz anlamına gelen kıdem tazminatlarının gaspına izin vermemek, özel istihdam büroları ve kiralık işçilik düzenlemesinin meclisten geçmemesi için hızlı harekette geçmeliyiz. Ülke tam bir yangın yeri. Her gün bölgeden yeni ölüm haberleri geliyor. Bu ölümler yetmemiş olacak ki hükümet yetkilileri Suriye'ye muhtemel bir kara harekatına Türkiye'nin de katılabileceğini açıklamaktan geri durmuyor. Bizler her milliyet ve inançtan işçiler savaşın bizlere yıkım, gözyaşı ve ölümden başka bir şey getirmeyeceğini biliyoruz. Biliyoruz ki anaların gözyaşlarının rengi yoktur. Bu savaş biz işçilerin savaşı değildir. Savaşa karşı barışın sesini yükseltmek için mücadelemizi büyütmeliyiz. Tüm bu taleplerimizin hayata geçirilmesi için tıpkı Renault işçilerin yaptığı gibi tüm fabrikalarda en küçük üretim biriminden başlayarak mücadele komitelerinin kurulması, mücadele kararlarının tüm işçilerle birlikte alındığı ve hayata geçirildiği bir örgütlenme için harekete geçme çağrısı yapıyoruz. Körfez'den notlardan bu haftalık da bu kadar. Önümüzdeki hafta yeni konu ve konuklarla görüşmek dileğiyle.